Evet arkadaşlar bugün incelemesini yapacağımız ürünümüz budur. Katsuta T4 16 18 Gaming Mouse'umuz. Üstünde gördüğünüz gibi zaten kutusunun değişik bir ışıklandırmaya sahip burada. Yani her yerinde ışık var tabiri caizse her yerinde. Her yere koymuşlar. Burada işte teknik özellikleri, işte kaç buton vesaire gibi özelliklerinden de bahsediyor. Direkt kutunun üstünden size gösterebilirim. İşte 7200 DPI. Bunlar da aralıkları 1200, işte 1600, 2400, 3200, 4800, 7200 gibi. Gayriyetten 7 tane tuşu var. şurada da A725F sensörümüzün olduğundan bahsediyor. 7 tuşlu 150 santim yani bir buçuk metre bir kablomuz var ama bu bizim için biraz kısa gibi duruyor. 110 gram USB 2.0 klor full yani istediğin gibi değiştir rengi diyor dayı kısaca. Ee, ölçülerimiz de bu şekilde 118 milimetreye 75 milimetreye 40 milimetre 35 milyon zaman demiş. Yani e, tıklama ömrü sanırım 35 milyon saat. Ki çok dehşet bir rakam. Burada da renk geçişlerini bahsediyor işte. Ee, yan tuşa basıp şurada gördüğünüz gibi bir de DPI tuşuna bastığınız zaman hangileri olacak? Birinci, ikinci, üçüncü vesaire gibi bunları görebiliyorsunuz. Çin malı arkadaş yapacak bir şey yok ki. Çok da bilindik bir marka değil. Ayrıca tam bir fiyat performans ürünü. Çalışabildiği sürümler burada. XP'de bile çalışabiliyor. Windows 7 Professional, Windows 8. Ayrıca zaten şurada kutunun önünde o... Belli olduğu gibi de Windows ve Mac'te de rahat bir şekilde çalışabiliyor. İsterseniz şimdi kutusundan direkt çıkaralım. Ondan sonra zaten bilgisayar üzerinden yazılımını göstereceğim size. Nasıl kuruluyor? Şöyle ters çıkardık sanki. Aynen şöyle çıkaralım hemen. Bu kadar. Kutusu bu kadar yani bitti. Kutu işi falan bitti. Evet. Mouse'umuz aynen bu şekilde. Kablomuz örgü kablo. Bu çok iyi olmuş. Örgü kablo parazit engelleyici vesaire. Şunun ucunda bir tıpa falan yok. Şöyle kenara atalım. Gördüğünüz gibi örgü kablo. Kavuçuk malzeme arkadaşlar. Sanki böyle kavuçuk hissiyatı veriyor. Ama bu e, çok üst seviye bir kaliteli kavuçuk beklemeyin. Şurada hemen hem elimizi çıkabiliyor. Ayretten de bakın e, aşınmalar olabilir böyle. Aşınma demeyeyim de el izi çıkabiliyor. Mesela şöyle sürttüğüm zaman farkındaysanız hemen e, böyle parmak izi bırakabiliyor. Tabi bu zararlı bir şey mi? Çok da e, nasıl diyeyim zararlı da bir şey değil. Ama ele tam oturuyor. İki yan tarafta da kanatçıkları var. Altında da şurada e, kavuşuk malzeme olabilirdi ama 100 liralık bir mouse'dan oyuncu mouse'una ve ayrıyeten kendi yazılımı olan bir mouse'tan ne bekliyorsunuz? Bir de onu düşünmek lazım. Şimdi ben bunu size yazılımını göstereyim direkt. Yazılımına geçmek istiyorum. Şimdi yazılıma geçelim. Hemen orada da geri kalan bilgileri size aktarmış olayım. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan internet sistemimizden sistemimizden bir yandan elimiz mouse'ta. Şöyle katsuta zaten ben buraya yazdım. Aramıştım. Aslında driver'ını indirdim ama nasıl indireceğini size göstermek istiyorum. Buradan yazılımı indir dediğinizde indirmesi gerekiyor ama şu an sitede bir arıza var sanırım. Geçenlerde zaten sitede açılmıyordu. Şimdi bunu kapatalım. Zaten yazılımı ben önceden ilk aldığımız zaman indirmiştik. Direkt bu şekilde kurulumunu yapalım. Ki bu aydınlatmalar vesaire bunların hepsinden daha rahat bahsetmiş olurum. Tamam. Bu şekilde hemen hızlıca kurulumu geçelim. Tamam. Hemen çalıştırsın programı. Şimdi butonlarımız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tane butonu var zaten. Ayrıca şu alt tarafta Office, Game 1, Game 2 ya da Media gibi butonlarımız yani seçeneklerimiz var. İstiyorsak da şurada da müziğe göre e, ışıkları ayarlayabiliyor. Bunu da kendiniz kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca makro var. Makro tuşları atayıp kullanabilirsiniz istediğiniz tuşa. Her tuşa makro atılabiliyor bu arada. Performans seçeneğimiz var burada. Mouse, sensitivity, double click, speed, scroll speed gibi ya da DPI kontrol ayarları gibi seçenekler var. Burada istediğiniz gibi DPI gördüğünüz gibi aşağı yukarı sağa sola istediğiniz gibi çekebiliyorsunuz yani istediğiniz rakama. Zaten 7200'e kadar çıkabiliyor. Aydınlatmaya girecek olursak aydınlatmada RGB efektinin tutun her şeye ne kadar var? Çünkü bir yığın aydınlatma seçeneği var. Ki müzikli olan bence çok güzel, çok şık duruyor. Şöyle hemen Mesela ayretten buradaki her butona e, yani farklı led ışığı atayabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim bir de şurada. Mesela buton 1, 2, 3 gibi hepsinde farklı farklı ışık atabiliyorsunuz. Şöyle yapalım. Mesela şöyle sarıyı mavi yapıp işte mavi sarı yapıp özel renkler atayabilirsiniz. Kendinize has renk oluşturup bunların senkronize bir şekilde dönmesini sağlayabiliyorsunuz. Mesela şimdi biz buna kaydedelim. Evet bakalım. Biraz kaydederken biraz bekliyor program. Aynen bu şekilde gördüğünüz gibi. Ne renk koyduysam şu an o şekilde yanıp sönüyor. Şimdi kırmızı yanması lazım. Evet mavi mor. Yani bunları bile yapabiliyorsunuz mouse üzerinden. Bir tek bir tek şu hertz değerini görmedim. Yani normalde USB'nin hertz değeri vesaire olur. 1000 hertz ne bileyim ya da 125 hertz ya da 2000 hertz gibi. Onları görmedim. Bir tek o yok. Başka geri kalan bu ışıklandırma zaten seçenek size kalmış. İstediğiniz gibi kullanın yani. Bu lighting şu güzel duruyor. Bu da güzel duruyor çünkü bunu beğeniyorum. RGB bir şekilde sürekli bir döngü içinde. Şöyle daha rahat gösterebilirim mouse'u. Zaten bütün teknik özelliklerinden her şeyden bahsettik. Güzel kullanışlı bir mouse. Sizin işlerinizi fazlasıyla rahat rahat görecektir. Zaten bir sorunuz olursa yorumlar bölümünden sorabilirsiniz arkadaşlar. Mouse incelememiz bu kadardı. Çok da abartmaya gerek yok incelemesini. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olup kanalımıza destek olursanız seviniriz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.